ilişkilendirebilirsiniz. En kolay yer hem taraftar bulmak hem de tehdidi karşınızdaki bu haklı eleştirel dalgayı savuşturmak için başvurduğunuz En kolay yöntem bu. Doğrusu bundan ötürü e, Nilay Yalçın'a bir PKK'lı Nihal, Nihal Yalçın'a Canan Hanım ve Pervin Hanım üzerinden PKK'lı göndermesi yaparak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Üstelik e, ben izlerken hayrete düştüm. Dedim ki ya bu sınav bitmez dedim. Yani hani taksiciler odası başkanı Eyüp Aksu İstanbul'da taksi sayısı arttırılmamasına gerekçe olarak biz 15 Temmuz'da köprüye çıktık diye bir argümanla ile söylemişti ya. Dedim ki geliyor. Diyecek ki Nihal mi Nilay mı? Nihal. Diyecek ki Nihal kardeşim 15 Temmuz akşamı neredeydin? Ben balkona çıktım. Böyle mi diyecek yani? Yahu Nihal FETÖ'nün dershanesinde okudun mu? Nihal işte çocuklar işte Boğaziçi kapısında sen de mi vardın? Gezi sen de mi? Bu aşamaya varacak. Çünkü biliyor. Tamer Karadağlı haksız olduğunu biliyor. Haksız ol, haksızlığı karşısında kendisine bir savunma öğrebilmek için iktidarın hoş gördüğü, iktidarın desteklediği, benimsediği en milliyetçi yerden e, şeye Nihal Yalçın'a karşılık vermeye çalışıyor. Bununla da e, ya yani Türkiye'deki genel kutuplaşma ve kamplaşmada e, pozisyon tutarken aslında bu tehdidi bu şekilde bertaraf edeceğini düşünüyor. Halbuki Tamer el belki geçmişte kimi tavırları vardır ki bugün. E, hakim söylem tarafından onu da belki terörist ilan edebilir. Dolayısıyla Tamer Karadağlı ben ona hiç e, ona hiç yakışmadığını düşündüğüm önce bir kabalık ardından da e, siyasal bir saldırıda bulunduğu diye düşünüyorum. Şimdi, Ta Tamer Karadağlı 2015 ve 2016'da e, ben de aynı duruma düşmek istemiyorum tabii ama hatırlatmak lazım. 2015 ve 2016'da e, o zaman işte Başbakan e, Cumhurbaşkanı e, olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan'dan çok etkilendiğini, Recep Tayyip Erdoğan çok iyi bir hatip olduğunu ve ondan korktuğunu söylemişti. Korktuğunu. Korktuğunu ama olumlu anlamda yani onun gücü karşısında korktuğunu artık korku burada negatif antipatik bir manada kullanmamıştı. Yani Tamer Karadağlı'nın bu yönde sağ bir reaksiyon göstermesi bence bunun bir arka planı var orada böyle bir ayrıma düşmüş. Fakat aynı zamanda da bir işte ülke ülkedeki mevcut otoriter iklim ve kutuplaşmanın karakterler üzerindeki etkisini görüyoruz burada. Kendisinin çok haklısın, doğru kabalık yaptığı ama duracağı yeri de bilmiyor. İki anlamda da bilmiyor. Ödül almadan ödülünün teşekkür konuşmasını yapan aktrisin arkasında duruyor. Arkasına dururken de ben ödülüm, aktrisinin ödülü, Nihal Hanım'ın ödülü hala benim elimde, elinde tuttuğu için de bu durumdan hiç hoşnut değil. Hadi şu ödülü verim de sahneden ineyim bir an önce e, derken, öyle düşünürken, e, garip mimiklerle gerçekten, küçümseyici, küstah insan. mimiklerle e, aslında hanımefendi arkasına geçmiş. Ama seyircinin de ve öyle televizyon ya. izleyicilerinin de onu göreceği şekilde... Hanımefendi konuşurken onun ne yaptığından arkada hiç haberi yok. Gel yanında dur. Belki ona ödülünü de hatırlatırsın. Gel yanında dur. O zaman yap. O ağız burun hareketlerini, göz kaş hareketlerini o zaman yap. Ve yani verdiği tepki son derece anlamsız. Yani bu ama bir taş fırın erkeği imajı eğer buysa demek ki ya taş fırın erkekliği böyle bir yani bu bu imaja hiç yakışmıyor. Taşfır'ın erkekliği bu değilmiş. Çünkü kendisi biliyoruz Taşfır'ın erkeği olarak e, ünlenmişti o televizyon dizisindeki rolü oydu. Taşfır'ın erkeğiydi. E, fakat esas tabii sen de bunu e, söyledin, dile getirdin. Burada beni çok üzen şey e, haksız durumdayken maruz kaldığı eleştirilerin geldiği cenaha bakarak ve o cenahtan hareketle Nihal Hanım'ın Sosyal medya profiline bakıp oradan Nihal Hanım'ı e, trollerin, yandaş, iktidar yandaşlarının e, ve iktidarın önüne atması adeta. Yani buyurun bunu alın der gibi atması ve bu tavrında bir karşılık bulduğu, bir siyasi karşılık bulduğunu üzülerek görüyoruz. Evet. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden açıklama yapıldı. Liderimiz Devlet Bahçeli kendisini arayıp destekte, e, desteğini vermiştir. ...desteğini vermesini gerektiren hiçbir olay yok. Hadise, hadise Altın Portakal Ödül Törenindeki haliyle siyasi bir hadise değil. Bunu anlamsız, haksız e, ve adaletsiz bir şekilde, vicdansız bir şekilde siyasi bir mecraya çeken bizzat tane tane Karadağlı'nın kendisi. Yani burada de, yani de, ona ona destek vermek demek bu. Bu tamamen aslında Türkiye'deki işte eğlence sektörü, sinema sektörünün de bu bu toksik ortama bulaştırmak demek. Ne yapmış orada Nihal Yalçın? Hayır, bir de siyasi İstanbul demiş. Sözleşmesi. Evet. E İslam, İstanbul Sözleşmesi tabi siyasidir ve her kadının İstanbul Sözleşmesini savunması. Bence hakkıdır, hakkıdır ve siyasi görevidir. Bana göre öyledir. Kendisi de Bana diyor bu arada, tam karar da ben de savunuyorum diyor. Yani çünkü vatandaşı siyasetten ayrı tutmak mümkün değil. Vatandaş oy verecek. Neticede ve İstanbul Sözleşmesinin ilgası ondan çekilmesi Türkiye'de işte seçmen tercihlerini etkileyecek olan bir durum kadınlar açısından böyle. Şimdi dolayısıyla bu gerçekten Türkiye'deki e, or, e, bu ortamın tartışma ortamının ne kadar çirkinleşebileceği gösterdi ve bundan da iktidar sorumlu bence. Çünkü bu ortamı yaratan iktidar. İktidara yanaşan, iktidardan medet uman, iktidarın iktidarın yandaşlığına gönüllü talip olan bir sanatçı topluluğu var. Bunların arasında geçmiş yıllarda, 70'lerden bu yana, Türkiye toplumunun baş tacı ettiği çok büyük isimler de var, evet. Ama onlar da miraslarına bence gölge düşürdüler. Çünkü sanatçı iktidara da iktidara karşı her zaman bağımsız olması gerekir sanat yapabilmek için. Bu çok açık bir şey. şimdi suçla bir şey diyebilir şey miyim mi? bu konuda? Suçla ilişkiyi şöyle kurdu Tamer Karadağlı. Asıl tuhaf olan da Nihal Yalçın bir klip çekmiş, arkadaşıyla bir video çekmiş. Bu durumla herhalde eğlenen Nihal Yalçın'la ilgili bir şey bulamayınca arkadaşıyla ilgili bulmuşlar. Arkadaşının Selahattin Demirtaş tweetleri varmış. Yani şimdi benim arkadaşımın Selahattin Demirtaş tweetleri var. Hı. Selahattin Demirtaş da bir tarihte Apolonia'yı heykelini kucaklamış demiş. Görüyor musun diyor. Şimdi Hı. yani ya hiç hiç yakıştıramıyorum ya. Hiç yakıştıramıyorum. Bir de yani Nihal Yalçın kürsüde senin söylediğin üzere İstanbul Sözleşmesini savunmak dışında ne demiş? Bir siyasi şey de yok. Yani yaklaşımı ve tutumu da yok. Diyor ki Tamer Karadağlı bağlandığı yayında, efendim bu tür törenler e, siyasi konuşmaların yapılmasının adeta adetten olduğu törenlermiş. Evet öyle ama hanımefendi yapmamış zaten öyle bir şey. Yapmamış, oluşan havadan ötürü, yani yaptığı kabalığa dair toplumsal tepkiden ötürü lince uğradım diyor. Ya lince uğradı. Bu kelime de çok kolay kullanılıyor. En son lince uğra... Yani Ali İsmail Korkmaz sokakta döve döve öldürdüler. Yani e, sosyal medya tepkisini kaldıramıyorsanız ödülü de vermeyin ya da şu hareketleri yapmayın yani. Şimdi öyle lince uğradın var mı? Bunun üzerine çıktığı yayında diyor ki arkadaşı varmış. O da Selahattin Demirtaş'a destek demiş. E, Selahattin Demirtaş da Apo, Apo'nun heykelini dikeceğiz dediğine göre sor bakalım, e, sorun bakalım, söyleyin bakalım Abdullah Öcalan'ı terörist diye görüyor musunuz? Tamer Karadağlı soruyorum. Siz de sorun bakalım TRT yetkililerine. Belki dizi yaparsınız. Osman Hocalarını terörist görüyor musunuz? Bir sorun bakalım. Sorun bakalım. Eğer öyle diyorlarsa niye çıkardılar? Yok görmüyorlarsa biz de bilelim bu durumu. Yani Sayın Karadağlı bu milliyetçi rüzgarı arkasına alıp kalabalıklar arasına şimdi zayıf gördüğü e, ya, Emin rüzgarla Yalçın atabilir. alakası yok bence. Bu tamamen iktidarı yardımına çağırıyor. İktidar rüzgarını, gelin, gelin tabii, beni tabii, tabii diyor. Yani gelin beni kurtarın. Ama o zaman Bak, o zaman başka var? bir soru sorarlar yani derler ki. Şey o zaman derler ki kardeşim yani, yani o PKK terör örgütü görüyor musun derler ki? PKK terör örgütü görüyor mu? Çok haklı evet. bir soru. Evet görüyorum. Evet, görüyorum. Abdullah ne terörist görüyor musun? O, o halde mektup alanlara ne yaptın derler. Dolayısıyla bu sınav e, bu sınav eğer böyle bir sınava girilirse Tamer Karadağlı'nın bulunduğu yerde de o sınav görülür. Yani Tamer, Kar Tamer Karadağlı'nın bu konuları çalıştığını zannetmiyorum ben. O can havliyle kendisine göre can havliyle aslında ortada böyle bir paniğe kapılacak gerek var mıydı? Yok. Olgunlukla Tabii. yaşının gerektirdiği olgunlukla bunu karşılayıp hatta zaten yani zaten kendisi e, demiş ki ben Nihal Yalçın'ı bunu. beğenirim oyuncu olarak. Aslında Keşke aslında ödülünü vermesi gerekiyordu en başta evet. kendisinin biraz da zorlayıcı olarak ödülünü vermesi, tokalaşması ve sahneyi terk etmesi lazım. Orada zaten iki tane sunucu var. Evet, bu kadar. Yani bu konuyu da burada tartışmamızın nedeni konunun en başta Karadağlı tarafından siyasileştirilmesi ve daha sonra bunun üzerine fırsatçı bir şekilde siyasi figürlerin atlamaları gerçekten bu yani ülkenin bu ruh halinden süratle sıyrılması ve çıkması lazım ama bunun ben kolay olduğu kanaatinde değilim. Bu iktidar bu havayı bu şekilde zehirlediği müddetçe. Çünkü Peki. tamamen iktidardan kaynaklanan bir sorun. Şimdi Türkiye Gençlik Vakfı'nın TÜGVA kısa adıyla TÜGVA diyeceğiz.